Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda en çok konuşulan ve sevilen soğuk baklava yapımıyla geldim. İlk olarak tenceremize 3 su bardağı şekeri ekliyoruz. Şekerimizin üzerine 1 su bardağı suyu da ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine biraz limon sıkıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. 4-5 dakika yaklaşık kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Ve 3,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum arkadaşlar. Hafif karıştırıyorum. Daha sonra bunu soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi soğumaya aldım. Şimdi yaklaşık 150 gram kadar tereyağımı tavama aldım. Eritiyorum. Erittikten sonra üzerindeki köpükleri ayırıyorum. Beyaz köpükleri. İçerisine 1 çay bardağı kadar ayçiçek yağımı ilave ediyorum. Ben baklavalık yufkamı Bim'den aldım arkadaşlar bu arada. Şimdi borcamın altına baklavalık yufkamı koydum. Borcamın hizasını kesiyorum. Yufkamdan kalan kısımları aldım, kestim. Bir buzdolabı poşetine koyuyorum. Daha sonra farklı bir yerde değerlendireceğim onu. Şimdi tepsimin alt tabanına tereyağı karışımımı sürüyorum. Evet, yufkalarımı yavaş yavaş dizmeye başladım arkadaşlar. Şimdi her bir yufkanın arasına tereyağımı sürerek yavaş yavaş 20 katımı tamamlıyorum. İlk önce bu arada yufkalarım kurumasın diye yan tarafta sofra bezine sarıyorum. Çok çabuk kuruyor, bilginiz olsun arkadaşlar. 20 katı da tamamen tamamladıktan sonra üzerine cevizlerimi ilave ediyorum arasına. Orta kısmına ceviz koymam işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi yine aynı işlemi devam ettiriyorum. 10 katta üst tabanını yapıyorum. Alt kata 20 kat yaptım. Arasına cevizimi yerleştirdim. 10 katta diğer yufkaları yerleştirdikten sonra bu işlemim bitecek. Şimdi kesme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Evet, kesmekte biraz gerçekten zorlandım. Bunu kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi uzun ve meşakkatli bir kesme sürecini de bitirdik. Şimdi artık bu kesme işlemimiz bittikten sonra kalan tereyağımızın hepsini üzerine döküyorum. Evet, bu işlemim de bitti arkadaşlar. Şimdi baklavam fırına gidiyor. 170 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeye alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baklavam çok güzel pişti. Şimdi üzerine hazırladığım ve soğuttuğum şerbetimi hepsini ilave ediyorum.
Bu arada arkadaşlar baklavamı fırından çıkardıktan sonra hemen şerbetimi dökmedim. Yaklaşık 4-5 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonrasında şerbetimin hepsini döktüm. Geriye süslemesi kaldı arkadaşlar. Kakaomu üzerine bu şekilde eleyerek koyuyorum. Son olarak üzerine Antep fıstığımı da koyuyorum süslemesine. Ve soğuk baklavam hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve biraz size faydalı olmuşumdur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.